Merhaba sevgili akrepler ve yükselen burcu akrep olanlar. Temmuz aylık yorumlarımıza hoş geldiniz. Sevgili akrepler, Güneş 22 Temmuz'a kadar Yengeç burcunda ilerlemesini sürdürecek, sizin 9. evinizi aydınlatıyor olacak. Evet, geçtiğimiz ay Yengeç burcu yeni ayı ile beraber bir güneş tutulması yaşandı. Zaten 9. ev konularınız aktifleşti. Bu ay 20 Temmuz'da tekrar bir Yengeç yeni ayı yaşayacağız. Dolayısıyla etkiler biraz daha artıyor. Daha uzun süreli gündemimizde kalacak gibi görünüyor. Ay başında 2 Temmuz'da Mart sonundan bu yana Kova burcunda transite başlamış olan Satürn, Kova'dan ayrılıp tekrar Oğlak burcuna geçecek. Ve yıl sonuna kadar, Aralık ayına kadar Satürn Oğlak burcunun son derecelerinde olacak. Özellikle geçtiğimiz Şubat ve Mart aylarında geçiş yaptığı derecelerde olacak. Bu aslında Satürn için hani biraz geçmişe gidip biraz bazı konuları gözden geçirmemiz ve bir şeyleri tamamlamamız, eksikleri fark etmemiz için de bir fırsat olabilir. Belki eğitiminizle ilgili bir konu var tamamlanması gereken veya yakın çevreniz, akrabalar, kardeşlerle ilgili bazı konular var tekrar ele alınması gereken. Şimdi bunları Satürn tekrar size getirebilir. Tekrar onlarla ilgilenmenizi gerektirebilir. 5 Temmuz'da Oğlak burcunda bir dolunay var. Ay tutulması aynı zamanda 2020'nin 3. ay tutulması. Bu yıl 4 tane ay tutulması yaşayacağız. 13 derece Oğlak burcundaki ay tutulması 3. evinizde Satürn'ün geçiş yaptığı alanda, bu bir tamamlanma, bir dönüşüm, bir farkındalık anlamına geliyor ve son 1,5 yıldır Yengeç ve Oğlak aksında yaşadığımız tutulmalar da artık tamamlanacak. Ve önümüzdeki 9 yıl artık Yengeç ve Oğlak burcunda tutulma yaşamayacağız. Demek ki artık 3. ev konularımızla ilgili bir şeylerin bitirilme ve dönüştürülme zamanı. Belki de eğitimi tamamlıyoruz veya eğitimle ilgili bir konuyu artık karara bağlıyoruz. Ticari konuda bazı kararlarımız olabilir. Kardeşlerle ilgili bazı mesuliyetler var ve bunlar belki 1,5-2 yıldır şöyle bir gündemimizdeydi. Bu ay tutulması artık bu yarım kalan konuları bir tamamlamak için bize fırsat sunabilir. Herhangi bir mahkeme dava konusu da olabilir bu. Anlaşmazlıklar da olabilir ve bunların çözümü için bazı fırsatlar karşımıza çıkabilir. Gezi ve seyahat planlarımız, tatil planlarımız ve bunlarla ilgili konuların da aktifleşeceği bir dönemdeyiz. Her türlü iletişimle ilgili konuda, belki internet üzerinde, sosyal medyada aktif olan bazı işlerimiz var. Bunları belki bitireceğiz veya yeni bir şeylere karar vereceğiz, bir dönüştüreceğiz. Böyle kararlarda verebileceğimiz önemli bir dönem. 13 derece Oğlak burcunda olacağı için lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız sevgili akrepler. 13 derece ve yakınlarında öncü burçlarda yerleşimleriniz varsa, ki gezegenleriniz varsa, bu tutulma sizi bireysel olarak çok daha güçlü etkileyecektir. Tabii ki tüm dünya içinde önemli bir tutulma, toplumsal alanlarda da etkileri önemli. Bunun için bir video hazırladım sizler için. Astrofoni Demet Bahtacı YouTube kanalındaki ay tutulması videomuzu da izleyebilirsiniz. Evet, bu ay boyunca gezegeniniz Mars Koç burcunda. 28 Haziran'dan itibaren Koç burcuna geçiş yaptı. Ve 2020'nin aslında en önemli gezegen hareketlerinden birisi olacak Mars'ın Koç'taki seyri. Çünkü uzun süre kalacak, yıl sonuna kadar kalacak, Ocak ayına kadar kalacak, önümüzdeki ocağa kadar. Ve 10 Eylül ile 25 Kasım arasında da retro hareketini yaşayacağız. Şimdi bu önemli bir dönem tabii ve sizin yönetici gezegeniniz Mars'ın hareket ettiği alanlar sizin de enerjinizi daha fazla yönlendirdiğiniz yaşam alanlarını şekillendiriyor. Ve 6. evinizde bir Mars geçişi var ay boyunca. Burası günlük hayatınız, işiniz, mesleğinizle ilgili konuları aslında içeriyor ve sabahtan akşama kadar tüm gün boyunca neler yapıyorsunuz? Hani hayatın, günlük hayatınızın detayları, her türlü konu. Bunlar giyim alışkanlıklarınız, iş, mesleki çalışma düzeniniz, beslenmeniz, genel sağlığınız, yanınızdaki çalışan kişiler, hizmet aldığınız kişiler, evcil hayvanlarınız, tüm bu alanları işaret eder ve burada bir Mars var. Ve Mars burada meşguliyetlerin artabileceğini işaret ediyor. Biraz belki işle ilgili daha fazla bir koşturmaca veya mücadele içerisinde olacaksınız veya sağlık konularıyla ilgili daha fazla Mars etkisi altında olacaksınız. Bu biraz dönem dönem zorlayıcı da olabilir. Bunu unutmayın. Hem kendiniz hem yanınızdaki kişiler, beraber çalıştığınız, hizmet aldığınız kişiler, yanınızda çalışan kişiler,
evcil hayvanlarınız, onlarla ilgili zaman zaman biraz mücadele içeren koşullar da oluşabilir. Çatışmalara dikkat edin, özellikle beraber çalıştığınız kişilerle ve yakınlarınızdaki kişilerle ilişkilere dikkat edin. Genel sağlığınıza dikkat edin. Mars burada biraz enfeksiyonlara, ateşli rahatsızlıklara, işte kronik sorunlara, kazalara, sakarlıklara açık bir yerleşimdedir. Baş ağrıları, migren ağrıları gibi problemleri, kas eklem ağrılarını arttırabilir. Özellikle bu ay içerisinde 8-15 Temmuz aralığında bu tarz sorunlar, hem etrafımızdaki kişilerle yaşayabileceğimiz iletişim sorunları, hem de biraz sağlıkla ilgili hassasiyetler artabilir. Bunun için dikkatli olmakta fayda var sevgili akrepler. Ama Mars Koç'ta güçlüdür. Kendi evinde, kendi burcunda. Dolayısıyla sizi enerjisel olarak destekleyecek. Enerjiniz artıyor, mücadele gücünüz artıyor, motivasyonunuz, yaşam enerjiniz, cesaretiniz de artıyor. Bu aslında hayatınızda bir şeylerle mücadele edilmesi gerekiyorsa, savaşmak gerekiyorsa size kazanmak için de güçlü bir destek verecek, güçlü bir motivasyon verecek. Evet, ve 12'sine kadar Merkür, iletişim gezegeniniz Merkür, Yengeç Burcu'nda retrosunu devam ettiriyor olacak. 12'sine kadar aslında her türlü böyle yazışmalar, görüşmeler, sözleşmeler, bunlara dikkat etmekte fayda var. Çok önemli kararlar almamaya çalışalım. Seyahat planlarımız biraz gecikebilir. Eğitimle ilgili yine bazı gecikmeler, ertelemeler olabilir. Ticari hayatımız yavaşlayabilir. Ama 12 Temmuz'dan itibaren Merkür düzelecek. Artık daha rahat hareket edeceğiz. Bence seyahatle ilgili planlarımızı da 12 Temmuz sonrasına yapabiliriz, planlayabiliriz. Daha rahat olabilir. Ticari konularda da 12 Temmuz sonrasında daha verimli hareket edebiliriz. Bazı anlaşmaları, sözleşmeleri daha rahat hayata geçirebiliriz. Ve 20 Temmuz'da Yengeç Burcu'nda yeni ayımız doğuyor. 28 derece Yengeç yeni ayı 9. evinizde. Aslında sizin için güzel bir alanda olacak. Sizin gibi su grubu bir burç, Yengeç'te doğan yeni ay. Satürn'ün de güçlü bir açısı var yeni aya. Güneş-Satürn karşıtlığı da aktifleşiyor 20-21 Temmuz. Ciddi konular var. Ciddi kararlar, düşünceler, planlar, uzun vadeli planlar, programlar var. Uzun vadeli bir eğitim, akademik bir konuya başlayabilirsiniz. Veya uluslararası alanda yurt dışı ile bağlantılı bir planınız var. Hayata geçirmek istediğiniz. Bu bir eğitim olabilir, ticari bir konu olabilir, bir seyahat olabilir veya yurt dışında yaşamak gibi daha radikal bir karar alabilirsiniz. Bununla ilgili veya ticari alanda, sosyal medya, internet üzerinde, dijital platformlar üzerinde yapmak istediğiniz bazı adımlar var. Atmak istediğiniz adımlar var. Bunları hayata geçirebilirsiniz. Veya hukuksal bir amacınız var. Bir mahkemeye, bir dava. Yani adalet beklediğiniz bir konu var. Bununla ilgili yine harekete geçebilirsiniz. Kardeşler, akrabalar, yakın çevrenizle ilgili bazı sorumluluklarınız olabilir hayatınızda. Belki kardeşiniz evlenecek, kardeşiniz işe başlayacak, okula başlayacak. Sizin onunla ilgili biraz belki mesuliyetleriniz var. İlgilenmeniz gerekiyor, yardımcı olmanız gerekiyor, destek olmanız gerekiyor. Bu mevzuları da yine 20 Temmuz'dan sonraki süreçte hayatımızda görebiliriz. 28 derece Yengeç Burcu'nda olacak yeni ay. Herkes aynı oranda etkilenmiyor tabii ki. Lütfen kişisel doğum haritalarınıza bakınız. Özellikle 28 derece ve yakınlarında gezegenleriniz varsa bireysel olarak daha güçlü etkiler alabilirsiniz. Bunu artı eksi 5 derece olarak düşünebiliriz. Ve 22 Temmuz'dan itibaren Güneş artık Aslan Burcu'na geçecek. Sizin haritanızın 10. evinde parlamaya başlayacak. Ay sonundan itibaren bulunduğunuz ortamda biraz daha dikkat çekme, öne çıkma etkileri gündeme geliyor. Tabii ki kariyer, gelecek planlarınız, ün, şöhret, başarı gibi temalar özellikle Güneş Aslan Burcu'ndayken sizin için önemli olabilir ve bunlar Ağustos'un ilk yarısı içerisinde de gündemimizde olacak aslında. Bulunduğunuz ortamda da dikkat çekebileceğiniz bir dönemde olacaksınız. Gerek iş ortamında, gerek toplum önünde, gerek aile ortamında biraz hani siz daha fazla dikkat çekebilir, daha fazla öne çıkabilir, daha fazla lider pozisyonunda olabilirsiniz. Ve tüm kariyere dair, geleceğe dair hedef ve planlarınızı da 22 Temmuz'dan itibaren artık planlamaya, hayata geçirmeye başlayabilirsiniz sevgili akrepler. Sağlıklı, mutlu, başarılı bir ay dilerim. Hoşça kalın. Sevgili astroloji severler, herkes için yeni astroloji eğitimimiz Eylül ayında başlıyor.
Siz de astroloji ile ilgileniyor, takip ediyor ve rehberliğinden yararlanıyorsanız ve öğrenmek istiyorsanız sizi de eğitimlerimize bekliyoruz. Astrolojiye ilgi duyan, takip eden, rehberliğinden faydalanmak isteyen herkes temel ve orta seviye astroloji eğitimlerimize katılabilir. Temel ve orta seviye eğitimlerimizin ana amacı öncelikle sizin kendi kendinizin astroloğu olabilmenizi sağlamaktır. Eğitimlerimiz boyunca doğum haritanız üzerinde birebir çalışmalar yapılacağı için bu eğitimi tamamladığınızda doğum haritanızın tüm detaylarını, potansiyellerinizi ve yaşam amacınızı da öğrenmiş olacaksınız. Kendi kendinizin astroloğu olduktan sonra yakınlarınızın, ailenizin ve arkadaşlarınızın haritalarına bakarak onların da astroloğu olabilir, yaşamlarında rehberlik edebilirsiniz. Astroloji derslerimiz online platform üzerinde olacağı için dünyanın hangi şehrinde, hangi ülkesinde olursanız olun bilgisayar üzerinden eğitimlerimize canlı olarak katılabilirsiniz. Canlı katılamadığınız takdirde de yapılan dersler kaydedileceği için her zaman istediğiniz kadar dersleri tekrar izleme, takip etme imkanını bulabilirsiniz. 2012 yılında bilinciokulu.com platformu üzerinde başladığımız online eğitimlerimiz her yıl düzenli olarak devam ediyor. Siz de bu yıl düzenleyeceğimiz eğitimimize katılabilir, öğrencilerimiz arasına girebilirsiniz. Tüm eğitimlerimiz ve dersler sırasındaki öğrencilerimizin harita incelemeleri tamamen benim tarafından yapılmaktadır. Astroloji eğitimimize katılmak istiyorsanız lütfen 0507 607 5017 WhatsApp hattımıza isminiz ve doğum bilgilerinizle beraber mesaj atınız. Hemen size geri dönüş yapacağım.